Giriş. Bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün din ahlakına karşı olan kişilere ve akımlara bakıldığında hemen hepsinin felsefi temelinde materyalist yani maddeci düşüncenin yattığı görülür. Bilindiği gibi materyalistler yaratılış gerçeğini reddederler. Bunun yerine maddenin sonsuzdan beri var olduğunu ve sonsuza kadar da mutlak bir varlık olarak kalacağı yanılgısını savunurlar. Diğer bir deyişle maddeyi ilahlaştırırlar. Allah'ı tenzih ederiz. Materyalistlerin kendi kaynaklarında materyalizm, maddecilik şöyle tarif edilir. Materyalizm, dünyanın ezeli ve ebediliğini, öncesiz ve sonrasızlığını, Tanrı tarafından yaratılmış olmadığını ve de zaman ve mekanda sonsuzluğunu kabul eder. Materyalizmin maddeyi bu derece putlaştırmasının nedeni her ne olursa olsun Allah'ın varlığını kabul etmemektir. Çünkü madde mutlak değilse bir başlangıcı var demektir. Bir başlangıcı varsa da yoktan var edilmiş, yani yaratılmış demektir. Nitekim 20. yüzyılın sonunda tüm bilim dünyasının vardığı ortak sonuç maddenin mutlak olmadığı, bir başlangıcı olduğu gerçeğini doğrulamaktadır. Tüm evren yaklaşık 15 milyar yıl önce sıfır hacmindeki bir noktanın patlamasıyla yokluktan meydana gelmiş ve genişleyerek günümüzdeki şeklini almıştır. Büyük patlama yani Big Bang adı verilen bu olayın doğruluğu pek çok somut delil ve gözlemle aynı zamanda teorik fizikçilerin hesaplamalarıyla da kanıtlanmıştır. Bugün bilimin ulaştığı son nokta Allah'ın Kur'an'da bildirdiği ve İncil ve Tevrat'ta da haber verilen evrenin yoktan var edildiği gerçeğini doğrular. Yine bununla birlikte çağdaş bilim, materyalizmi ve buna esas alan ideolojileri her alanda yalanlamakta, materyalist görüşe sahip olanların maddeye dayalı dünyalarını yıkmakta, yaratılışa karşı yürüttükleri mücadelede onları yenik düşürmektedir. Buna rağmen materyalistler, maddenin mutlak değil, yaratılmış olduğu gerçeğini bilimle çatışmak pahasına da olsa kabul etmezler. Çünkü bu gerçeği kabul etmek Allah'ın varlığını kabul etmelerini, Allah'a iman etmeleri ise din ahlakını kabul etmelerini ve yaşamalarını gerektirecektir. Din ahlakı ise her şeyden önce Allah'a kesin bir boyun eğmeyi ve teslimiyeti gerektirdiğinden elbette ki böyle bir tutum kibirlerine yenik düşmüş bu insanlara ağır gelecektir. Allah Kur'an'da gerçekleri gördükleri halde kibirleri yüzünden gerçeklerden kaçanların durumunu şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. Neml Suresi 14. Materyalistler, maddenin yanı sıra zamanın da mutlak olduğu, yani sonsuzdan gelip sonsuza gittiği yanılgısına inanırlar. Bu çarpık anlayışa dayanarak da kaderi, ahiret gününü, cenneti ve cehennemi reddetmeye çalışırlar. Oysa bugün modern bilim, maddenin olduğu gibi maddenin bir türevi olan zamanın da maddeyle birlikte yokluktan var edildiğini ve zamanın da bir başlangıcı olduğunu ispatlamıştır. Aynı zamanda zamanın izafi yani göreceli, relatif bir kavram olduğu materyalistlerin yüzyıllardır zannettikleri gibi değişmez ve sabit olmadığı, değişken bir algı biçimi olduğu da 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Zamanın ve mekanın izafiyeti Einstein'ın relativite teorisiyle kanıtlanmış ve bu gerçek bugünkü modern fiziğin temelini oluşturmuştur. Sonuç olarak zaman ve mekan mutlak olmayan, başlangıçları olan Allah'ın yoktan var ettiği kavramlardır. Zamanı ve mekanı yaratan Allah elbette bu kavramlardan münezzehtir. Allah zamanın her anını zamansızlıkta belirlemiş, tespit etmiş ve yaratmıştır. İşte materyalistlerin akıl erdiremedikleri kader gerçeğinin özü de buradadır. Bizim için geçmişte yaşanmış ve gelecekte yaşanacak olayların tümü zamandan münezzeh olan, zamanı yoktan var eden Yüce Allah'ın bilgisi ve hakimiyeti dahilindedir. Kur'an'da 1400 yıl önce bildirilen ve inananların gönülden inandıkları gerçekleri bugün modern bilimde doğrulamakta ve Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğuna şahitlik etmektedir. Asırlardır Allah'ın varlığını ve yaratılış gerçeğini reddeden materyalist düşünce ise dilinden düşürmediği ve her fırsatta arkasına sığınmaya çalıştığı bilim tarafından her alanda yalanlanmaktadır. Bu kitapta materyalistlerin öne sürdükleri iddiaların hiçbir bilimsel ve mantıksal geçerliliği olmadığını, aksine materyalizmin bugünün bilimiyle tamamen çökertildiğini delilleriyle aktaracağız. Burada anlatılan konular maddenin aslı, zamanın ve mekanın izafiyetiyle ilgili çok önemli deliller içerir. Öyle ki belki de bugüne kadar hiç düşünmediğiniz bazı gerçeklerle karşılaşacak, maddenin özünün materyalizmin iddia ettiğinden veya size öğretilenden çok daha farklı olduğunu anlayacaksınız.